10 dakika 2018. bu arada Mehmet Bey Evet. aktaralım. Reisinin helikopteri bulundu. Düşen helikopteri bulundu. İran Devlet Televizyonu helikopterin bulunduğunu duyurmuş. Bu çok önemli bir gelişme. Sağlık durumlarıyla alakalı da herhalde kısa süre içerisinde bir bilgi gelir. Buyurun. Muhakkak. Evet, yani özellikle İran 2018 Mayıs'ından bu yana hem bölgede hem ülke içerisinde yaşanması muhtemel gerilimleri ve krizleri hesaba katarak devrim rehberi Hamenei bizzat bir takım düzenlemelere gitti. Yani özellikle askeri ve güvenlik istihbarat elitleri arasında üst düzeyle her türlü değişikliği yerine getirdikten sonra önce parlamento seçimlerinde 2020 Şubat'ta ve ardından da 2021 Haziran'ında Cumhurbaşkanlığı seçimlerde yasama, yürütme, yargı erklerini tetikleştirecek ve olası bir iç kargaşa, kaos veya işte protestolar gördük biz geçen sene. Veya işte herhangi bir dış tehdit karşısında bir reaksiyon alınması gerekiyorsa burada tam bir ittifak ve tam bir uyum içerisinde sistemin işleyişi sağlanması için biz burada seçim mühendisliğiyle yasama ve yürütme erkinin de tamamen kendisiyle hemfikir. Yargı erki zaten kendisine bağlı olduğu için, kendisine bağlıdan ziyade başkanı doğrudan atama yetkisine sahip olduğu için orada her zaman zaten meses nizama yakın ve asli unsurlarından biri olarak görev ifa ediyor. Dolayısıyla biz yasama, yürütme, yargı erkleri arasında tam bir uyumun olduğu bir döneme denk geldik. Evet. Ve bu tedbirleri aslında Hamenei, Trump'ın özellikle anlaşmadan geri çekildikten sonra, nükleer anlaşmadan ve İran'a karşı kapsamlı yaptırımları devreye soktuktan sonra hatırlayacak olursak o dönemde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, İsrail işbirliği içerisinde bir Arap NATO'sundan bahsediyorlardı. Ve onların en büyük amacı da Trump'ı İran'a saldırtmaktı. Dolayısıyla bu risk de mevcut olduğundan Hamenei bu tedbirleri almıştı. Kendi yaşı da bir ayrı ilerlediğinden dolayısıyla olası bir devrim rehberliği düzeyinde el değiştirme, otoriten el değiştirmesi ihtimaline karşılık da bu ihtimallere, yani tüm bu tedbirleri aslında bir o bağlamda da almıştı. Anladım. Herhangi bir meşruiyet krizi, devlet krizi çıkmadan bu süreçlerin kontrol altında tutulması ve ilerletmesine yönelik bu tedbirleri almıştı. Fakat reisi ve Emir Abdullahiyan, yani çok önemli aktörler, şu anlamda önemli aktörler. Biri gerçekten Dışişleri Bakanlığı'nda uzun yıllar Arap dünyasını ve Kuzey Afrika'yı Kuzey Afrika masasından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı. Tecrübeli bir diplomattı yani. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.